Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz oyuna bir güncelleme geldi. Yeni bir mod geldi. Şimdi biz ne yapacağız bugün? Bugün bu modu hep beraber bir tanıyacağız arkadaşlar. Hemen size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Ah böyle değil. Bunu buraya kuruyoruz, tamam mı? Öncelikle bu ne işe yarıyor? Bunu fırlat modunda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bombayı böyle atıyorum ya. Bak şimdi. Oraya gitti. Ve patladı. Şimdi molotofu böyle atabiliriz. Tamam mı? Böyle istediğimiz kadar uzağa atabiliyoruz. Böyle bir tane sit atalım. Yalnız çıkan sese bak. Sanki roket atıyorum. Şimdi bunun dışında bir de buna giriyoruz böyle. Kendimizi de fırlatıyoruz. Şimdi bu böyle dar alanlarda böyle savaşırken falan bayağı bir işimize yarayacak bir güzel bir şey olmuş. Onu söyleyeyim öncelikle. Ve şöyle bir şey var. Bu hani en güzel şeylerden biri arkadaşlar. Öncelikle söyleyeyim, bakın. Bir mermi koyuyoruz buraya. Bir tane de bomba koyuyoruz. Burada bize bir Godzilla bombası veriyor. Şimdi böyle dönüştürelim. Aa direkt verdi. Böyle hemen vermiyordu normalde. Bir tane daha deneyeceğim. Bakalım yine verecek mi? Ne verdi bize? Bir kristal daha verdi. Allah Allah. Ben biraz daha deneyeyim ya. Hazır kristal buluyorken. Gerçi başka şeyler de deneyelim. Arkadaşlar tabii farklı farklı şeyler çıkabiliyor. Mesela bir kit koyalım buraya, tamam mı? Bir de dur. Şöyle mermi koyalım. Bakın burada bir şu kristali alabiliyoruz. Bir enerji içeceği alabiliyoruz. Medkit alabiliyoruz. Onun dışında daha belli olmayan iki tane şey daha var. O da belli oldu. Bir tane bundanmış. Bir tane daha belli olmayan var. Bunun tabii detaylarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Benzin bidonu. Allah Allah. Benzin bidonunun burada ne işi var ya? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Burada olay ne biliyor musunuz? Bakın şimdi. Diyelim ki yukarıda adam var. Hatta şöyle yapalım. Merdivene gitmek yerine buradan kuruyorsunuz bunu, hop. Nasıl? Bence 10 numara. Hatta buraya gelmişken de şunu da öğrenelim. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burada yaklaşık 4 tane var bundan. Bak burada, burada, burada ve burada. Buralar loot veriyor. Bakın burayı etkinleştiriyoruz. Etkinleştirdikten sonra böyle güzel güzel lootlarımızı alıyoruz. At bunları. Evet. Şimdi bize şu duvar lazım. Biraz o duvardan bulalım. Mermileri atalım. Savaşmayacağız zaten. Şimdi bakın arkadaşlar. Runic modunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi buraya bir tane kuruyorum. Buraya bir tane kuruyorum. Hatta şöyle değişik şekiller de kurabilirim. Bakın. Hop, gördünüz mü? Şimdi bunların dayanıklılığını bir test edeceğim. 2-3 mermi kırılıyor. Aynı şekilde. Evet. Dayanık olarak aralarında bir fark yok. Sadece şekil olarak değişebiliyorlar arkadaşlar. Bir üçgen kuracağız. Üçgen değil bu ya. Merdiven mi ne bu? Ha, bak böyle diyelim. Önünüzde adam var, tamam mı? Şurada. Şurada. Böyle çıkıyorsunuz. Çat. Burada mesela o olay tam olarak olmaz. Biraz dar kalıyor. Ama şurası çok iyi. Böyle çıktınız, hop vurdunuz. Ama tabii ki de adam boş durmayacak. Böyle kırdı mı hiçbir anlamı kalmayacak. Bu sadece böyle ani savaşlardan kaçma gibi bir duvar diye düşünebiliriz arkadaşlar. Bu kristal ne işe yarıyor? Hemen onu göstereyim. Şimdi biraz yakın bir yerde duracağım. Bakın şimdi buraya attım değil mi? Bak mesafeye bak. Bakalım işleyecek mi? Ay. Abi aradaki mesafeye bak. Bir de molotofla yanıyoruz. Tabii bu da ayrı bir şey. Yani hemen sönmüyor. Bu molotof ateşi gibi değil. Biraz az vuruyor ama. Hani düşünsenize o bombayı yediniz. Bir canınız var. Molotofa zaten ölürsünüz direkt. Şimdi bizde başka ne var? Biraz daha malzeme dönüştürü yapalım. Bize buradan ne verir? Bak şu buz bombası verirse diyecektim, vermedi. Bir sis verdi. Bu arada arkadaşlar 5 tane hakkımız, pardon 10 tane hakkımız var. Bunu unutmayın. Bakın gördünüz mü? Şu an Godzilla bombası vermiyor mesela. Az önce veriyordu. Bir tane daha bundan verdi. Şimdi ben biraz değişik şeyler dönüştürmek istiyorum. Benzin koyarsak. Ha bunları bak koyduğum zaman ekstra bir şey vermiyor. Şunu verirse bu çok iyi ama. Bakalım, vermedi. Ya onu size göstermek istiyorum ya. Onu versin. Aa bak. Molotof ve medkit koyduğunuz zaman daha farklı şeyler veriyor. Oo ne bu? Hadi.
Bak şimdi. Bunu attık, tamam mı? Adam şurada pusuyor diyelim. Bak. Adam direkt alan dışında kalıyor bak. Alan. Ay nasıl vuruyor? Üf, çok sağlam vuruyormuş arkadaşlar. Ama hızlı kapanıyor biraz. Şimdi arkadaşlar bu bölgeden biraz uzaklaşmak istiyorum. Burası neresi? Öncelikle onu söyleyelim. Burası Quarry bölgesi. Bakın şurada var. Bir tane de burada var. Stalber bölgesinde var arkadaşlar. Tabi bunlarla kalmıyor. Bu bölgelerin hepsinde aynı bu tarz yerleri görebilirsiniz. Tabi en büyük alan burası ve burası. Buralarda küçük şehirler gibi düşünün. Şimdi ben oraya da bir bakacağım. Evet arkadaşlar işte bahsettiğim yer burası. Şimdi bakın. Burada neler var? Burada da aynı şekilde hani size göstermiştim ya 4 tane bölge vardı. Burada da 2 tane bölge var. Şimdi buranın merdivenini bir bulabilirsem. Gerçi merdivene gerek kalmadan. Şöyle. Bakın. Hemen hallettim. Trambolin işte bayağı bir işe yarıyor. Burada da aynı şekilde loot veriyor arkadaşlar. Bir tane burada. Diğeri nerede? Aa bir tane varmış. Bak yanlış biliyormuşuz. Burada bir tane var arkadaşlar. Şimdi bu lootları da alalım. Tamam mı? Bu arada ne göstermeyi unuttum biliyor musunuz? Size kanca almayı göstereceğim. Bak bir tane orak koyuyoruz buraya, tamam mı? Tava da olabilir. Yani yakın dövüş silahlarının hepsi olabiliyor. Bir tane de bomba koyuyoruz arkadaşlar. Buradan bize kanca verebiliyor. M4 verebiliyor. Büyük molotof verebiliyor. Bir famas silah verebiliyor. Bir de normal bomba veriyor. Bir tane daha belli olmayan bir şey var. Bunlar açıldıkça belli oluyor ve bize vermedi arkadaşlar. M4'ü alacağım. Hakkımız bitti. Ya kancayı da öyle alabiliyorsunuz. Onu da size söyleyeyim. Şimdi bir Galata Kulesi'ne ve Kız Kulesi'ne gideceğiz. Arkadaşlar bakın Galata hala burada. Bazılarınız soruyordu. Galata hala duruyor mu? Gidiyor mu? Hatta şurada bir uçan kanadımız var arkadaşlar. Oradan da Kız Kulesi'ne geçelim. Bakın hemen Galata'ya girelim. Ve Galata'daki asansörler de arkadaşlar eski güncelleme ile beraber, eski gelen güncelleme ile beraber aktif oldu. Buradan kat seçip direkt 6. kata çıkacağız. Rahat rahat. Bakın hiç sallanmıyor bile. Kaliteli yapmışlar. 3, 4, 5. kat ve 6. kat. 6. kata kadar çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bundan sonrası öyle ayaklarımızla gidiyoruz. Şimdi buradan bunu bu kanatlarımıza biniyoruz, tamam mı? Kız Kulesi'ne doğru gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizce gider miyim? Vallahi var ya giderse 10 numara olur ha. Düşünsenize Galata'ya geliyorsunuz, lootlanıyorsunuz. Oradan da Kız Kulesi'ne doğru uçuyorsunuz. Vallahi 10 numara. Ya buraların bir de loot mekanları 10 numara arkadaşlar. Çok güzel lootlar alabiliyorsunuz. Bakın bu arada şu bir hava boşluğu mu desem, bir hava kütlesi mi desem. Buradan içeriye girdiğimiz zaman bizi yukarıya doğru çıkarıyor. Bak. İzle şimdi. Hop. Oo. Şimdi biz buna bindik. Ama nasıl ineceğiz derseniz o da şöyle. Bakın Kız Kulesi'nin tepesine böyle ineceğiz. Hop. Evet. 10 numara bir şekilde. Yalnız yapmışlar ya. Vallahi. Kulesinde yapmışlar. Burada arkadaşlar oturup böyle arkadaşlarınızla çay kahve içebiliyorsunuz. İçerken böyle enerjiniz doluyor. Bakın aşağıda görüyorsunuz değil mi? Bir fincan daha al bakayım. Bak. Ustlarımız falan doluyor arkadaşlar. Ondan sonra şöyle aşağı bir inelim. Burada camlardan fightlar, fightlar yapabiliyorsunuz. Yalnız buralar boş kalmıyor arkadaşlar. Öyle benim gibi gelip elinizi kolunuzu sallayarak gezemezsiniz he. Buralar bayağı dolu oluyor. Bu kapı bakalım. Yok. Bunlar açılmıyor. Burada bir loot kutumuz var. Para kutusu da olabilir. Evet loot kutusuymuş. Burada da bir tane var. Aynı şekilde. Güzel lootlar. Oo her yer kutu ya. Ver bakalım. Tamam. Kar 98 verdi. Bunu üstümüze tutalım ya. Ya 10 numara bir yer arkadaşlar. Bu arada drop uçağımız gidiyor. Drop'u da denize attı. Denize drop attığı zaman arkadaşlar bu Kız Kulesi bayağı bir iş yapar. Ben size söyleyeyim. Biz üste çıkalım. Tekrar kanatlara binelim. Kanatlarla gidelim buradan. Arkadaşlar oyuna geçmeden önce size şu etkinlikleri de göstermek istiyorum. Bakın buradan yıl dönümü etkinlik karnavaline giriyoruz, tamam mı? Buradan güzel güzel eşyalar, setler, elbiseler alabiliyoruz. Görev ödüllerini almayı unutma. Basalım.
Şimdi buradan bir toplayalım öncelikle. Ben toplamamıştım arkadaşlar bunları size gösterebilmek için. Hemen toplayayım şunların hepsini. Görevleri yaparak arkadaşlar buradan paraları toplayabiliyorsunuz. Jetonları toplayabiliyorsunuz. Bak. Buradan bu seti alabiliyoruz mesela. 2000 jetona arkadaşlar gelip şu seti alabiliyoruz. 200 jetona şu arka tasarımı alabiliyoruz. 300 jetona şunu alabiliyorum. Şu an 150 jetona bu dansı alabiliyorum ama bu 15 günlük. Hani ben biraz daha biriktirip şunu alırım en iyisi. En azından bir setimiz olur. Bunları da almayı unutmayın bu arada. Şimdi bir oyuna geçelim arkadaşlar. Hatta oyuna da geçmeden önce size bakın. Bu oyunun en önemli ve en güzel güncellemesini göstereceğim. Abi 10 numara ya. Vallahi bak. Neredeydi o? Şuradan. Bak şimdi. Buradan arkadaşlar tasarlanan haritalara girebilirsiniz. Ama biz ne yapacağız? Biz buradan direkt kendimiz tasarlayacağız. Siz de kendiniz tasarlamak istiyorsanız arkadaşlar, şu an ben onu tam gösteremiyorum ama burada tasarla diyeceksiniz. Burada bir başvuru formu var arkadaşlar. Bu başvuru formunu doldurup gönderiyorsunuz. 7 gün içinde size bir zaten onaylandı diye bir mail veya mesaj gelecektir. Zaten oyunda göreceksinizdir. Buradan girip haritanızı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki sosyal platformlarda 10 bin, 20 bin, 5 bin, 50 bin, 100 bin arası bir takipçiniz varsa sizin için daha kolay olur. Hani içerik üreticisiyseniz daha rahat tasarım rolünü alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu demek olmuyor ki hani takipçisi olmayan alamayacak mı? Tabii ki de öyle bir şey yok. Herkes alabiliyor arkadaşlar. Şimdi size burayı göstereyim arkadaşlar. Ben öncelikle ne yapayım? Ama dur ben bir Erangel'dan çıkayım, tamam mı? Başka bir bölgeye gireyim. Tasarlayalım. Bak şimdi klasik mod özelleştir diyelim. Biz böyle gidelim. Şöyle güzel bir haritalara gidelim ya. Bak burası boş biraz. Bu boşlukları dolduralım iyice, değil mi? Valla güzel olur ya. Burada ne yapacağız öncelikle? Şimdi biraz yükselelim, tamam mı? Buraya geldik. Şimdi buradan binalar yapabiliyorsunuz öncelikle. Onu söyleyeyim. Mesela bir Toki binası kullanalım şuraya. Tamam mı? Kur abi. Mesela üst üste bir Toki yapacağım. Ya burada tabii o kadar çok şey var ki hani hayal gücünüzü kullanarak inanılmaz güzel haritalar, güzel şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bu kadar yeter ya, değil mi? Şimdi bir şuraya gidelim. Yavaş yavaş yavaş. Şuraya inmek istiyorum arkadaşlar. Hop. Evet. Bakın şimdi neredeyiz? Oo. Abi haritanın ortasına kocaman bir Toki yuvası yaptım var ya, Victor'lar bunu görürse çok beğenir. Görürsenize her katta pusabiliyorsunuz. Şimdi burada oyun cihazları ekleyebiliyoruz. Mesela silah. Silahları ortaya çıkarıyor. Zaten üstünde de silah işareti var. Belirtilen yerlerde öğe ortaya çıkarmak için bu cihazı kullan. Mesela buraya kuralım, tamam mı? İn aşağı şimdi. Bak. Şimdi ben bunu tabii ayarlayacağım. Öncelikle şöyle mesela buraya geliyorsunuz, tamam mı? Örnek veriyorum, AKM versin istiyoruz. Tabii bunun mermi şeyleri de var. Mesela işaret fişeği versin, tamam mı? Bak bir tane işaret fişeği yapalım. Bir de burada doğabilmek için bir şeyimiz var. Ha şurası. Canlanma. Burada canlanacağız arkadaşlar. Hop. Tamam. Şimdi oyunu bir başlatalım. Bak şimdi. Bakalım nerede doğacağız? Evet, burada doğdum. Ama bize bunu vermedi. Niye vermedi? Çünkü bize bunu niye vermedi biliyor musunuz? AK'yi de koyalım şuna. Da sıfır olsun. Kaydet. AKM versin. İşaret fişeği versin. Tamam, kaydedelim. Şimdi tekrar başlatalım. Bakalım. Aa bak. Hop. İşaret fişeklerini. Oy arkadaşlar. Dur. Dur. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Hepsini tamamladım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuna bir geçelim. Oyunu bir başlatalım. Bak şimdi her yerden fişek verecek bana. Oy. Abi. Ulan hangisini aldım, hangisini almadım? 12 mermisi var. Şöyle yapsak. Dur.
Evet. Arkadaşlar sınırsız işaret bir şey. Baksanıza. Oh. Şimdi tabii. Burada bir de takım arkadaşlarınızı çağırdığınızı düşünün arkadaşlar. Oy 10 numara olur biliyor musunuz? Acaba uçak geliyor mu? Aa geliyor bak. Oh. Bir tane daha geliyor. Ulan yanlış attım. Aa onu da yanlış attım. Aa. Burada sınırsız işaret bir şey arkadaşlar. Alıyorsunuz atıyorsunuz. Alıyorsunuz atıyorsunuz. Düşünsenize böyle. Tabii güzel bir şeyler yapacaksınız. Yani böyle. Ben sadece bir toki yaptım ama. 10 numara şeyler yapılabilir. Bu sizin hayal gücünüze bağlı. Ben şu an burada çok vakit geçirmek istemiyorum. Şöyle bir drop'un üstüne atlayarak aşağı ineceğim. Evet. AVM verdi. AUK verdi arkadaşlar. 10 numara. Bakalım böyle yukarıya doğru çıkabiliyor musun ya? Merak ettim şu. Allah. Aa. Aa. Buradan sürünerek gidiyoruz. Yo. Demiyoruz. He. Çıktık kaldık. Tabii arkadaşlar bunu biraz detaylı yapmak lazım. Böyle 2 saniyede bir olmaz yani. Heh, yukarı çıktım tekrar. Arkadaşlar burası da böyle. Şimdi gidelim. Biraz yargı da atalım ya. Hadi. Ay gelenlere bak. Arkadaşlar. Olaya bakın. Abi kimse yetişemeyecek ki oraya. ne olacak? Oh. Botu yumrukluyorlar. Allah. Abi topuk. Topuk 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 topuk. Ay benden önce gidenler var. Oo çok zor ya. Lan bak. Aha bayı geliyor. Oo nasıl izliyorlar? Ay öldüm. Kesin öldüm bak. Ah silah buldum. Hayır. Yo bulmamış. Ver lan. Gel gel. Ha ne oldu? Tamam. Arkadaşlar olaya bakın ya. Tamam bir saniye. Ben bir yukarı çıkayım. Etrafta adam var mı? Var. Tamam kulübeye girdi. Arkadan atmayın. Gördüm. Hadi be. Oh. Dur, lootları alacağım. Burada var. Yakaladım. Birini aldık. Seni de alayım. 7 kişi var arkadaşlar. Bak sağ üstte görünüyor kaç kişinin olduğu. Ben bir... Ah be. Ben duramadım. Aşağıda. Geliyor. Hop. Oradan bayıltıp buradan çekeriz. Molotov atıyor. Ver bunları da. Arkadaşlar şu an sağlamız. Aşağıya oynayabilirim aslında ha. Molotov atıyor bak ulan. Ne bulduysa attı ya. Ay. Sol. Oh. Tamam. Bir dakika. Burada. Onun canı az. O basamadı. Tamam. Hadi o mumyayı ver bakayım. Ne alalım? M4 de olur. Ne oluyor? Son 4 kişi arkadaşlar bölgede. Bir uçalım. Aa baygın var. Onu ben alayım. Oh. Hadi be. Ulan nasıl çalamadım var ya. Yaşamazsın. Trambolinin avantajını gördünüz mü arkadaşlar? Adam bir türlü kaçamadı ha. Oh. Ama bir kişi daha var. Birebir. Bakalım bu bölge hangimizin olacak?
Ya adamı bir türlü bulamadım arkadaşlar ya. Ben bir uçayım. Şuranın üstüne çıkabiliyoruz mu acaba? Dur. Heh. Burada açacağım. Aa yok. İçinden geçti, gördünüz mü? Bunu ver. Lazım olur, bir yerde kullanırız. Ses var. Hop hop hop, geç buraya. Duvarda. Bir an kancam var sandım da kancam yok. Bir donduracağım onu. Tamam, yavaşlamış olabilir. Oo. Adam galiba tuzağa bastı. Bizim koyduğumuz tramboline basmış. Biz bu adamı vurmuştuk değil mi? Mumyasını almıştık galiba. İkinci kere mi vuruyoruz? Burada var mı adam? Oo, sıkıyorlar. Nereden sıkıyorlar? Göremedim ki. Buradan. Oo, balkonuda. Tamam. Kaçıyor. Dur dur, yakaladım onu. Benden haberi yok. Dayalı. Hop, temiz. Ama bayıldı. Araba geliyor. Ha, araba geliyor da. Bana oynar. Hızlıca bir alalım. Oo. Nasıl uçuyor? Adam eğleniyor be. Ver. Allah. Bir dakika. Ay, kıramadım. Çok iyi vurdu. Vallahi çok iyi vurdu. Adam dönmemize bile izin vermedi vallahi. Bu bölgede adam var mıdır acaba? Hemen hızlıca bir loot yapıp çıkacağım. Ben galiba adam yok arkadaşlar. Sağ üstte bir kişi yazıyor. Oh oh oh. Yalnız burayı da sadece bizim için mi vurmuşlar baksanıza. Adamları vurup lootlamamışlar. Valla 10 numara lootumuz oldu sayılır. Arkadaşlar devam ya, lootumuz güzel. Bir tokillere doğru gideceğim ben. Drop uçağı da geliyor. Oo, araba. Biri gitti. Hop, tamam. İşte şimdi 10 numara lootumuz olabilir arkadaşlar. Önce bir canımızı basalım. Sağlam olalım. Her an her yerden adam çıkabilir çünkü. M4 var. Tamam, M4'ü alırız arkadaşlar. Yalnız çok şeyimiz var ya. Abi kristali almak istiyorum da bir şeyden de vazgeçmek istemiyorum ki. Her şey güzel. Şimdi bunu atayım. Bomba bir tane atabilirim. Ay. Loot yaparken gittik. Arkadaşlar 12 kill, 1834 hasar. Çok iyi hasar yapmışız ama tam da bir yargı dağıtamadık ya. O kadar kill alamadık. Ama diğer videolarda elimizden geleni yapacağız. Merak etmeyin. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.